Merhaba arkadaşlar. Evet, e, borsada, piyasalarda zor günlerden geçiyoruz. Ciddi anlamda psikolojinin yönetilemediği, e, sabrın artık sınırının aştığı, birçok kişinin ciddi anlamda zararda olduğu günlerden geçiyoruz. Oysa borsa isteyene darphane, isteyene kumarhane diye yayınlarımızda daha önceki yayınlarımızda anlattık. Biz bunu ben bunu niye bu şekilde söylüyorum? Eğer ki para kazanmak, eğer ki baldıklarını artırmak istiyorsan bugüne kadar ki yapmış olduğun işler, stratejiler seni yoruyorsa bir yerde yanlışlık yapıyorsun demektir. O yanlışı da bir an önce düzeltmen lazım. Ne demek istiyorum? Borsadaki yatırım şeklinize, yatırım stratejinize bir dikkat edin lütfen. 5 e, yıl içerisinde, son 5 yıllık dönemde borsada yatırım yaptığında zararda mısın, kâlda mısın? Şöyle bir bak ama son 6 aylık işlemlerinde, son 3 aylık işlemlerinde küllen zarardayız değil mi? Sen de, ben de, diğeri de e, hele hele günlük ekran takip edenler, günlük işlem yapanlar, haftalık işlem yapanlar ciddi anlamda zarardalar, çok büyük zarardalar. Ama e, borsaya bu gözle değil de gelin bir de şu şekilde bakalım. Bakın ekranda da geçiyor. Aksay diyorum ki son 5 yıl içerisinde elinizdeki hisseler e, nasıl bir prim yapmış? Borsanın tamamı kazandırmış mı kazandırmamış mı işte onları da inceleyeceğim onlara da söyleyeceğim. Ama bir tane örnek veriyorum mesela başta e, akan yazı olarak görüyorsunuz. Aksa 2019 Ekim'de 0,06 bak 0,6 değil 0,06 centken bugün 25 sent. Yani e, yüzde kaç yapar yüzde kaç bin mi yapar beş bin mi yapar yüzde on bin mi dolar bazında kar siz hesaplayın. Yani 0,025 bölü 0,06'ya böldüğümüzde kaç kat prim yapmış olduğunu siz hesaplayın lütfen. Şimdi ben size e, genel olarak Durum nedir, ne değildir? Şöyle bir bahsetmek istiyorum. Hani hiç beğenmediğimiz, insanların beğenmediği bir temettü yatırımı şekli var değil mi? Temettü yatırımını beğenmezler, beğenmiyorlar. Hele hele bu ülkede uzun vade yatırımın tamamen çöp olduğunu düşünüyorlar. Hele temettü yatırımına acayip karşılar. Peki öyle mi? Beni seversiniz, sevmezsiniz hiç önemli değil. Hani kiminiz çok sevenler var gerçekten de nefret edenler var öyle de bir kitle var öyle de bir insan topluluğu oluştu hiç önemli değil bak ister beni sevin ister sevmeyin ama rica ediyorum geleceğiniz için çocuklarınız için uzun vade yatırım yapın değer yatırımı yapın her hisseye atlayıp zıplamayın her söylenene koşmayın. 2000, e, Ekim 2019'dan 2024 içerisinde son 5 yıllık e, diyoruz ya yani bir 5 yılı doldur ondan sonra gör bir hisseyi 5 yıl taşı, on, taşı ondan sonra gör e, hiç beğenmediğimiz Ereğli ile başlıyorum bak hiç beğenilmeyen yani çöp denilen Tukaka denilen e, Ereğli. Ereğli Ekim, e, Ekim 2019 fiyatı 0,8 cent iken şu andaki fiyatı 1 dolar 44. 0.80'den 1.44 çok büyük para mı kazandırmış? Hayır, çok büyük para kazandırmamış. 5 yıllık dönem içerisinde %70, 80 gibi dolar bazında karlılık oluşturmuş. Bunun yanında bugün ise bu fiyatlar sürünen fiyatlar arkadaşlar. Borsamızın birçok şirket anlamında, birçok hisse anlamında da fiyatlar sürünüyor bakın. Tarihi zirvesi ise 2.8 dolar. Ereğli'nin Tüb bakalım 2.39 dolar imiş 2019 yılında e, Ekim'de e, şu an 4.45 dolar ve tarihi zirvesi 5.7 dolar. E, Fototo 7.6 imiş bugün 25 dolar tarihi zirvesi 37 dolar. Yani dolar bazında bugün bile e, nereden baksanız 100 e, e, hani 3 kat 4 kat civarında karlılık var ki tarihi zirvesi çok daha yüksek. Vestel beyaz eşya 25 sent e, Ekim 2019'da bugün itibariyle 0.49 sent neredeyse yüzde yüze yakın dolar bazında artışı var. E, yine e, tarihi zirvesi ise 0.86 sent görmüş. Aksa'yı zaten akan yazı olarak da görüyorsunuz 0.6 0.06 sent iken bugün 25 sent tarihi zirvesi ise 0.40 sent. Türk Traktör 2.62 dolar iken bugün 20 dolar şu anki ölmüş, bitmiş yerde sürünüyor fiyatı 20 dolar e, tarihi zirvesi ise 36 dolar. Ege'n yine ona keza 66 dolar iken 286 dolar şu an e, ve tarihi zirvesi 540 dolar. Peki bizim ereğli hani temettü yatırımı yapıp da ağlayanların derdi nedir? İşte şu anki görmüş olduğunuz şuradaki görmüş olduğunuz fiyatların üzerinde maliyetleri oluşması e, can sıkıcı bir durum değil mi? E, ama ekimden beri mesela ekim 2019'dan beri e, biriktiriyor olsa, tutuyor olsa, en kötü ihtimalle buralarda blok alım yapmış olsa maliyetler böyle oluşur. Ama böyle set günlerde, kırmızıyı sevdiğimiz günlerde alım yapmış olsa çok daha farklı yerlerde maliyetler oluşur. Pekala bunun yanında benim anlattığım ve sürekli üzerine durduğum bir başka iki konu var değil mi? Temettü yatırımı olmazsa olmaz bir de diyorum ki az olan kıymetli olur portföyü. Niye az olan kıymetli olur portföyünü? Kendim de e, yeni oluşturdum 3-5 aydır. E, orada da çok ciddi karlılıklar gördüğüm için değil mi? Bunu yıllardır görüyoruz ama bir türlü elimiz e, bu tip yatırımlara gitmiyordu. Ama bu tip yatırımlara da gitmesi gerektiğini gösteren. Bakın mesela boş fren. Lot sayısı çok az bir şirket idi. E, 2.63 2 dolar 63 sent iken ne zaman Ekim 2019'da bugün sürünüyor fiyatı 19 dolar e, ama niye bugün sürünüyor fiyatı diyorum çünkü tarihi zirvesi 43 dolar peki sizce soruyorum bizim yatırımcı boş freni 263'ten 265'ten 280'den 3 dolardan 5 dolardan alıp biriktirmiş midir yoksa bizim yatırımcı şu 19 doların üzerinde bu daha gidiyor, uçuyor, gidiyor falan de, deyip 30'larda, 35 dolarda, 40 dolarlarda maliyet mi edinmiştir? Muhtemelen e, ikinci şıktır. E, 30 dolarda, 35 dolarda maliyeti vardır. Bugün itibariyle boş fren ne olacak diye ağlayanların başında gelir. Ama 5 yıldır bu hisseyi biriktiriyor olsa. Yine Borusan 1.9 dolardan 12-26 dolar bugün. E, tarihi zirvesi ise 37 dolar arkadaşlar. Kontrolmatik bakın bugün Kontrolmatik yatırımcısına sorsak birçoğuna ama birçoğuna zarardadır. Neredeyse %80 Kontrolmatik'te e, elinde Kontrolmatik tutan arkadaşlar zarar etmiş, zarardadır. Bunun halka arzı ve işte halka arz fiyatlarının bir kısım bir üst basamağında e, size alım fırsatı verdiği dönemlerde alıp bir kenara atmış olsanız ya benim için önemli değil kardeşim ben 3 sene 5 sene uzun vade yatırımcıyım deseniz 0,02 centten 1.15 dolara bugünkü fiyatı 1.15 dolara müthiş bir e, e, kablılık var değil mi? Prim üretmek söz konusu burada e, 11 dolarda muhtemelen bunun zirvesiydi şuraya virgül atmayı unutmuşuz. Muhtemelen 11 dolar. Ee, şurada yanlışlık, hata yapmış olabilirim arkadaşlar. Kontrol matin tarihi zirvesinde. Ee, Miatek yine aynı şekilde 11 sent iken e, bugünkü fiyatı 1.17 dolar ve 2.6 dolar tarihi zirveyi görmüş. Yine Alkar, Alarka Carrier 6.09 dolar iken 2019 Ekim fiyatlarından bahsediyorum. Bugün 26 dolar. Niye 5 yıla gidiyorsun hani 10 yıla git 15 yıla ya arkadaş bunun sonu yok ki sürekli bir git git veya hatta bir sene öncesine git falan gibi farklı farklı yorumlar düşünceler olabilir ama diyoruz ki uzun vade yatırım ya bir uzun vade yatırımı 3 gün 5 gün 3 ay 6 ay 1 sene gibi algılamayın bir 3 sene bir 5 seneyi bir gözden çıkarın bir bakın bakalım ee, bir de doğru seçimleri yapınca nerelere gelebileceğinizi görün. 26 dolarda sürünüyor fiyatı bugünkü e, fiyatından bahsediyoruz 6 dolar olmasına rağmen 5 yıl öncesinde bugün 26 dolara bir sürünüyor diyoruz sürünüyor fiyatı diyoruz borsanın nasıl bir darpane olduğunu düşünün ve bu şirket alkar 72 dolar görmüş arkadaşlar 72 dolar görmüş Sen 72 dolarda satma da bu 6 dolarlarda 6 7 8 10 dolarlarda kendine e, biriktirdiğin hisseyi diyelim 5 sene, 3 sene tuttuktan sonra sen 72'de satma, 5 katında sat, 50 dolardan sat, 40 dolardan sat, 35 dolardan sat değil mi? Bakın dolar bazında darpane gibi e, para dağıtmış. Peki hala borsa hep mi darpane gibi para dağıtmış? Hayır bak. E, Aksel yatırım diye bir yatırım bir şirket varmış borsamızda bugün de bir sürü böyle halkağızlar geldi bir şeyler oldu yine bir sürü borsada hisseler var şirketler var bu şirketler aynı bunların kaderini yaşayabilir mi peki bunların kaderi ne olmuş nedir bunları hiç bilenleriniz var mı Aksel yatırım diye bir şirket vardı borsamızda mesela bugün tahtası kapandı tahtası kapanmak ne oluyor e, şirket iflas etti arkadaşlar iflas etti yani şirketin finansalları durumu o kadar kötüye gitti ki iflas etti ve artık hisselerini alan satan yok. Senin elinde de kapandığı gün eğer hisse varsa işte yandı gülüm keten helva. Ne devletin katkısı olur ne garantisi olur ne şirketin garantisi olur hiçbir şeyin garantisi yoktur. Ve bu paranız yanmış kül olmuştur. Yani Aksel'de yatırım yapan parası 10 bin dolar varsa sıfır 50 bin dolar varsa sıfır 500 dolar varsa sıfır. Yine CBS boya favori dinlenme yani e, tesisleri. Bunları e, her gün her gün tavan giderlerdi mesela favori falan. Herkes derdi ki lan nasıl bir şirket ya alıyorsun yarın ertesi gün tavan satıyorsun dünya para kazanıyorsun. Bimex. Bimex'i bilmeyen var mı? Her teknosanın yanında bir Bimex vardı. Hele hele yaşları biraz daha genç nesil değil de 35-40-50'li veya 30'lu yaşlardaki herkes bilir. Bimex, e, Teknosa varsa, Media Market varsa yanında Bimex vardı değil mi? Ne oldu bu Bimex'e? İşte Bimex'te tahtası kapananlardan, batanlardan tamamen şirket. İşte bilançoları okumak, temel analiz yapmak, bir şirketin değerlemesine bakmak niye bu kadar önemli derseniz, şöyle bir pozisyonda kalmamanız. Bakın böyle bir pozisyonda kalmamanız için önemli. borsamızda sadece 5 tane tahta şirket hisse kapatmadı. Ben sadece aklıma gelen 5 tanesini yazdım. Belki 50, 60, 100 tane de şirket battı, battı, tahtası kapandı. Onun için dikkatli olmak gerekiyor. Borsada neye yatırım yaptığını bilmek, uzun vade yatırım yapmak kadar kıymetli ve temettü yatırımı yapmak kadar kıymetli güzel bir iş yok. Ee, diğer taraftan az olan kıymetli olur da bugün mesela ben az olan kıymetli olun portföyümü oluştururken nelere dikkat ediyorum? Bunu hani isterdim ki herkese açayım ama e, bu sadece katıl üyelerine özel. E, paylaşıyorum bu portföyü. En dipte olan şirketler ama finansalları bozulmamış hala ayakta olan güçlü olan şirketlere yatırım yapmaya çalışıyorum. Buradaki amaç ne? En kötü ihtimalle e, dolar bazlı yüzde yüz, yüzde iki yüzde üç gibi rakamları yakalayabilmek. Peki hala şirketleri hani bunlara 5 yıl yatırım yaptınız kazandınız. Peki hala borsada tahtası kapanmayıp 5 yıldır yatırım yapıp tuttuğunuz elinizde tuttuğunuz hisse olup da bu anlamda bir de geriye gitmiş hisseler var mı? Elbette var, o da var. Birçok hisse var. Bakın mesela bir tanesini örnek vereyim. İhlas, İhlas grubunu herkes bilir. İhlas Evaletleri, İhlas Yayın Organları bilmem ne, İhlas ihlas bir sürü şirketi var, değil mi? 2019 Ekiminde 0,09 cent iken bugün 0,03 cent. Yani paranız dolar bazında çok ciddi değer kaybetmiş çok ama çok ciddi değer kaybetmiş. Yani bir, neredeyse bir dolarınız 35 sente düşmüş. Veya 100 bin dolarınız varsa koymuşsunuz 35 bin dolara düşmüş. Yani nasıl bir kazanç nasıl bir kayıp olduğunu görün. Hani borsada şirket seçimi niye çok önemli? Ondan sonra e, şu batacak şirketlerden uzak durmak niye çok önemli? Her şirkete yatırım yapmamak, atlamamak, zıplamamak. E, alsatla al satla para kazanmak ne kadar zor ne kadar kolay işte gör görüyoruz son bir kaç aylık dönemde e, ve en önemlisi de işte temettü yatırımının en kötü beğenmediğimiz temettü yatırımı dolar bazında yüzde 60-70 karda bunun yanında yüzde 100 karlılık olan var yüzde 300-400 karlılık olan var yine yüzde 5000-3000 karda olanlar var e, işte bak Türk traktör dolar bazında yüzde bin civarında karlılık Dolar bazından bahsediyorum. Bak TL değil. Ee, Ege'nin yine ona keza nereden baksanız dolar bazında yüzde 500 civarında kavralıkta ki e, tarihi zirvelerden de bahsetmiyorum bunu. Bugünkü kapanış fiyatlarından bahsediyorum. Onun için arkadaşlar yapma yapacağınız yatırımlar bugünler elbette geçici. Bugünler elbette e, sıkıntılı günler. Evet, hiç kimsenin belki beğenmediği, etmediği, canlarının sıkıldığı, bunaldığı zamanlar. Ama bu de mutlak surette geçici olduğunu unutmayın. Ee, hani o daraldığımız bunaldığımız an var ya işte gecenin belki de karanlığın en yoğun zifiri olduğu andır ki ondan sonra sabah güneş doğar. Ee, bu da geçer yahu diye, demeyi unutmayın. Biz yine yatırımlarımıza e, böyle itina ile e, devam etmek durumundayız. İnşallah önümüzdeki dönemde güzel günler gelecektir. Güzel şeyler olacaktır ama sabır ve psikolojiyi yönetmek, sabretmek, psikolojiyi yönetmek. Hepinizi seviyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.